Merhaba arkadaşlar. Yeni bir soru çözümüyle birlikteyiz. 29. soru çözümündeyiz. Solunum sistemi. Başlayalım hemen sorularımıza. Bu arada siz de yine elinizde bulunan TTT kitaplarından çözebilirsiniz. Tabi TTT kitaplarında bu kuşlardır, sürüngenlerdir bunları bulamazsınız. Ama en azından insanda solunum sistemi ile ilgili sorular TTT kitaplarında çok güzel soruluyor. O yüzden insanda solunum sistemini oradan halledebilirsiniz arkadaşlar. Gelelim Solunum sistemi ile ilgili ilk sorumuza diyor ki Oksijeni az olan bir ortamda yaşayan insanla ilgili olarak Bakın oksijeni az ise Ne olacak? Kalp atışı hızlanacak değil mi arkadaşlar? Solunum hızı artacak e, Al yuvar sayısı artacak bakın Çünkü oksijeni az olduğu için ne olacak arkadaşlar? Bunlar bir süre sonra işte hani az önce de bahsetmiştim bir önceki videoda. Ne demiştik? Oksijen az olduğu zamanlarda ilk önce ne oluyor? İşte ee, kalp atış hızlanıyor. Yani dolaşım hızlanıyor. Sonra solunum hızı artıyor. Buna bağlı olarak al yuvar sayısı hemoglobin sayısı artıyor demiştik. Diyor ki dokulara daha fazla oksijen gider. Arkadaşlar bu yanlıştır. Zaten oksijeni az olan bir ortamda yaşıyorsun. Ayrıca dokulara giden oksijen isterseniz fazla ortamda yaşayın. Yine sabit bunun sebebi fazla oksijenin de zehirli etki yapmasıdır. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Hangileri yanlıştır dediği için yalnız 4 yanlış olur. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki insanda solunum gazlarının taşınmasında verilenlerden hangileri akciğer kılcallarında meydana gelmez? Bakın akciğer kılcalları. Arkadaşlar oksihemoglobin akciğer kılcalında oluşturulur değil mi? Bu olur. Bir karbonat, bir karbonat akciğer kılcalında oluşturulur mu? Bir karbonat, hayır değil mi? Nerede oluşturulacak? Doku kılcalında oluşturulacak. Karbonik asit, pardon bunu şöyle yanlış diyeceğiz. Karbonik asit yine doku kılcallarında oluşturulur arkadaşlar. Yine e, hidroksemoglobin bu da doku kılcallarında oluşturur. Akciğer kılcallarında olmaz. Dolayısıyla cevabımız 2, 3 ve 4 şeklinde olur. Meydana gelmez dediği için. Gelelim 3. sorunuza. Aşağıdakilerden hangisi soluk alıp verme sırasında gerçekleşen olaylarla ilgili olarak doğru değildir? Diyor ki, soluk vermede diyafram gevşeyerek kubbeleşir. Evet diyafram gevşiyor doğru. Soluk almada akciğer iç basıncı artar. Ne demiştik arkadaşlar akciğer iç basıncı için? Nefes alıyoruz ya. Nefes aldığımız zaman işte hava akciğerleri dolduğu zaman oradaki basıncı artırıyor. Ve dış ortamdan daha fazla bir basınca sahip oluyor. Bu doğrudur. Soluk almada kaburga kasları kasılır. Bu da doğrudur. Soluk vermede karın boşluğunun hacmi artar. Şimdi nefes verdiğimiz zaman bizim karnımızda oluşan baskı azalıyor. Dolayısıyla karın boşluğumuzun hacmi artıyor. Doğru. Soluk almada göğüs boşluğunun hacmi artar demiş. Hayır arkadaşlar. Göğüs boşluğumuzun hacmi azalır. Neden? Çünkü nefes alıyoruz ya. Nefes aldığımız zaman buradaki... Ee, İçerisinde hava dolan akciğerler göğüs boşluğumuzun hacmini azaltıyor. Nefes verdiğimiz zaman hacim artıyor. Dolayısıyla cevabımız ne olur? Edirne şıkkı olur. Dördüncü soru diyor ki bir solunum pigmentinin görev yapabilmesi için en önemli özelliği hangisidir? Kana kırmızı renk vermesi bunun bence en önemli özelliği değil. Oksijen ve karbondioksitle tersinir reaksiyona girmesi. Bakın işte bu en önemli özelliğidir. İkisiyle tersinir reaksiyona girecek ki solunum gazlarını taşısın değil mi? Solunum pigment olsun. Cevabımız Bursa şıkkı. Al yuvar içinde organize olması. Hayır plazmada da mesela bazı canlılarda e, sadece al yuvar bulunmayabilir. Mesela başka yapılarda da taşınabilir. Plazmada çözülerek taşınması bu da değil. Yapısında demir atomunun bulunması bazılarında bakır atomu var. Dolayısıyla bu da değildir. Cevabımız bursa şıkkı oldu. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki verilen solunum organlarından hangileri kılcal damarlarla çevrili değildir diyor. Arkadaşlar bakalım. Deri, akciğer, trake ve solungaç demiş. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl çözeceğiz? Şöyle Açık dolaşımla ilgili bir e, organ varsa onda kılcal damar yoktur. Kapalı dolaşımla ilgili bir organ varsa onda kılcal damar vardır. Şimdi deri de zaten kılcal damar olmak zorunda. Çünkü derinin beslenmesi işte e, hücrelerin yaşaması buna bağlı. O yüzden deride var. Sonra akciğerlerde zaten kapalı dolaşım görülenlerde akciğer var. Dolayısıyla bunda da kılcal damar vardır. Solungaç arkadaşlar balıklarda işte kurbağalar larvalarında görülüyor. Dolayısıyla solungaç solunumu da yine kapalı dolaşıma ait bir solunumdur. Bunda da vardır. Ama trake açık dolaşıma sahip olan canlılarda görülür. Dolayısıyla bunlarda e, solunum ve dolaşım sistemi birbirinden bağımsız olduğu için kılcal damar bulunmaz. Cevabımız ne olacak? 3 numara olacak. Gelelim 6. sorumuza. Diyor ki Solunum gazlarının taşınması ile ilgili aşağıdaki tepkimelerden hangisinin gerçekleşmesi için karbonik anhidraz enzimi kullanılır? Bakın, karbonik anhidraz enzimi ile ilgili hani bir karbonat oluşumu var ya orada kullanılıyor. Şimdi bakıyorum. Hidrojen arkadaşlar ne olmuş? İşte bir karbonata birleşmiş, H2CO3 oluşturmuş. Daha sonra hidrojen hemoglobinle bir kere hemoglobinle ilgili olanları silin. Hemoglobinle ilgili olanlarda karbonik anidraz kullanılmaz. Arkadaşlar burada kullanılacak olan bakın e, karbonik anidraz enziminin kullanılacağı karbondioksit ve suyun birleşerek H2CO3 oluşturmasıdır. Burada karbonik anidraz enzimi kullanılarak ne olur? E, karbonik asit oluşturulur. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olur. İnsanda karbondioksitin taşınması sırasında gerçekleşen ÖABT ile ilgili bir soru. O ÖABT'de çıkmış bir soru. Diyor ki tepkimesi ile ilgili olarak hangisi söylenemez? Şimdi bakın karbondioksit su ile birleşiyor. karbonik asit oluşturuyor. Daha sonra bir karbonat ve hidrojen oluşuyor. Eritrositlerde gerçekleşir. Eritrosit dediğimiz al yuvar. Evet al yuvarlarda gerçekleşiyor bu tepkime doğru. Karbonik anhidraz enzimi görev yapar. Bu da doğru. Doku kılcallarındaki kanda gerçekleşir. Bakıyorum karbondioksit ve su nerede birleşir? Doku kılcallarında doğru. Oluşan bir karbonat iyonları plazma içinde taşınır. Evet arkadaşlar plazmada taşınıyor. Ha pardon. Plazmada değil pardon. Al yuvar içerisinde taşınır. Bir dursun bakalım. Açan çıkan hidrojen iyonları serbest kaldığı için e, kan pH'i önemli derecede düşer. Bir dakika şurayı yanlış söyledim. E, bir karbonat iyonları plazma içinde taşınır. Bu doğrudur. Zaten amacımız plazmada taşıyarak solunumu daha hızlı gerçekleştirmek. Dolayısıyla bu doğrudur. Açığa çıkan hidrojen iyonları serbest kalmaz. Neye bağlanır? Hemoglobine bağlanır. Dolayısıyla cevabımız Edirne şıkkı olur. Evet böylece bu soru çözümünün de sonuna geldik. Sonraki konularda görüşmek üzere. Hoşçakalın.